Hatta şöyle bir şey, bir tane giymediğim siyah, daha doğrusu giydim de artık eskidi, kollarını değiştireceğiz. Çarşambaları takip edin lütfen. Artık valla devir dışarıdan alma devri mi? Artık biraz da kendimizin yapma ayları zamanı. Ayları kırpıp yıldız yapma devri ben diyorum. Ne? Çok ayları güzel. Kırpıp ay var ya. Ayları kırpıp yıldız yapıyoruz. Evet. Olanı değerlendireceğiz. Aynen daha öyle. Da verimli hale getireceğiz. Aynen. Hayatımızı da kendimizi de aynı şekilde daha verimli hale getireceğiz. Öyle evde sabah kalktım mahmur mahmur oturdum. Aman gelsin çaylar gitsin börekler sonra gelsin kilolar. Vallahi Canan Hoca geliyor karışmam bak. Canan Hoca deme. Hayır telefon. Bana ilk gün sürprizi Canan Hoca. Abi de çok çok sevişirler. Çok güzel anlaşırlar. Çok. Hemşerim bir tanedir. Ben ona şimdi... Ama o Elazığlı sen. Encazım'la Malatya 100 kilometre yakın. Var. Bir şey Kömürhan Köprüsü var aramızda. Şey Encazım'la ona paça kaynatıyorum. Paça çorbasını daha önce de yaptık biliyorsunuz. Paça yapıyor musunuz evde? Yapıyorsunuz. Saatlerce kaynatıyorsunuz. Lütfen belli bir yaş grubundan sonra hani biz de o yaşlara geleceğiz. Özellikle bu paçayı çok yapın. Kemiğinde, iliğinde inanılmaz... şeyler var. Allah korusun belli bir yaştan sonra düştünüz, bel gitti, bel bileği kırıldı, dizinize, kalçanıza bir şey oldu, geçmiş olsun. En zor iyileşen şey kemik. O yüzden lütfen kendi kendimizi besleyelim ama doğru besleyelim. Paça çorbasının faydalarını biraz sonra bir bir anlatacağım size. Evet, işte Canan Hocama en sempatik görüneceğim. Kelle paçayla bak karşılayacağım. Canan Hoca'yı telefonla arıyorlar işte ben şu kilodayım. Niye arıyorsun madem o kilodasın? Falan. Niye arıyorsun değil mi? Ama bak. Onun da fırçası iyi oluyor. Ama evet. Burada kelle var. Kelle var. Şu, altta da şimdi rahat görünsün paçalar diye. Burada. Paçalar da altta da var da orada rahat görünsün diye. Canan Hocam'ın sevdiği gibi böyle jöleli jöleli kaynattım ben onu sabahtan i̇şte beri. İşte o jöleli öyle şeyler var ki mutlaka tüketilmesi gerekiyor. Aynen öyle. Sadece biz değil çocuklarımıza da o iliğini... Allah rahmet eylesin. Babaannem hep bana zorla olsa mutlaka yedirirdi. Lütfen siz de öyle yapın. Sadece gidin kemik alın ama iliğini mutlaka çoluğa çocuğa yedirin. Büyüyünce sonra hastane dolaşmasın. Bir takım şeyler genetik de geçiyor. Doğru. Bu arada bugün çok önemli bir haberimiz var. Şeker hastası olan pek çok izleyicimiz var. Her gün insülin kullanmak zorundalar. İnşallah bir an önce hayata geçer. Çünkü bilim adamları da durmuyor. Bu konuda müthiş araştırmalar yapmışlar. Biraz sonra haberine gireceğiz. Artık... Senede sadece bir kere vurarak insülin iğnelerinden kurtulmak mümkün mü? Bu kadarını söyledim herhalde tahmin ediyorsunuz gerisini. Biraz daha zaman var bunun için. İnşallah. Ama bu bile çok büyük bir şey. Birazdan haberini göstereceğiz size. Çünkü her yemekten öncesi sonrası devamlı küçük çocuklarda da görüyorum. Asıl onlara yanıyorum. Daha da zor. Ama bu bir yaşam şekli. Aslında öyle dememek lazım. Çünkü hayatta hepimizin başına her şey gelebilir. Böyle devam edebilmek lazım. Evet. Şimdi kelle paça tamam başka. Çok güzel kelleyi aldık temiz. Aralarında ince tüyleri vardır diye onları böyle ocakta tütsüledim biraz. Ondan sonra bol suyla koydum kaynıyor sabahtan beri. Sabah erken gelip ben koydum kaynasın da iyice Canan Hocam'ın istediği gibi olsun. Son anda da sarımsak ve sirkeyle güzel bir sos yapacağız. Harika. Bu kelle paça çorbası. Tamam. Şimdi kabağa gelelim. Evet tatlı kabağından çok güzel bir köfte yapacağız. Kabaktan köfte. Köfte. Yani kabaklı köfte, tatlı kabaklı. Bir de biraz da süslü olsun diye şöyle yapmaya çalışıyorum. Ha. Manavımız bu kadar ince dilimlemeseydi ben bunları tam yuvarlak yuvarlak istiyordum. Bunu nereden bulacağız biz? Bulamazsak evde bardak var. Olmazsa kare haliyle veya bıçakla ama biraz yuvarlayıp. Ama bardak bunun içine girer mi? Biraz zor girer sanki. Ya, ama yine de. Ağzı keskin şey... Nasıl bak ne güzel yapmış kenarlarını. Evet. Şöyle siz daha pazardan veya manavdan alırken daha iri dilimletirseniz böyle yapıp şimdi diyelim ki ondan yok Zahideciğim. Bak şöyle birazcık yuvarlayıp köftenin bunlar görünecek boyutu, yani öyle görünecek, mi? Evet. Ha bu köftenin üzerine konacağım. Böyle köfteyi bunun arasına koyacağım. Çok süslü püslü olacak. Ay güzel olsun süslü püslü işlere sana bayılıyoruz biz. Yani çok güzel olacak. Şimdi hangisini önce yapalım? Önce kısırım istersen ha, cevizli bir de kısırımız, kısırımız var. Var. Tamam. Çok güzel incir tatlımız var. Şimdi cevizli kısır için bir su bardağı ince bulguru şöyle bir rastgele bir tencereye alıp. Cevizli incir. Cevizin içindeki yağlar da aslında hepimizin günde iki tane ceviz atmamız lazım ağzımıza. Her sabah alışkanlık. Şöyle bir şey de yapıyordum ben hatırlarsınız söylemiştim. Cevizi suyun içine koyuyorum geceden. Sabaha kadar suyun içinde kalıyor. Sonrasında ha niye böyle diyebilirsiniz ama farklı bir şey çıkıyor cevizin içinden. Suyunu ayrıca sabaha kadar bekleyince. Biz çıplak gözle göremiyoruz ama suyunu ayrı içiyorum, cevizini ayrı yiyorum. Bu arada bugün bir şey daha yapacağım. Onu da Canan Hoca'ya sormak için. Ya ben bunu yapıyorum. Bende işe yarıyor çünkü yoğurt zayıflatan bir şey. Çünkü tok tutuyor. Eğer yağlısını, iyisini çok da kırpmadan, hani ille de böyle diyet falan demeden ama karın doyurma amaçlı yerseniz... Muazzam lezzetli kalsiyum kaynağı ve harika bir şey. Biraz sonra yapacağım Canan Hocam gelsin ama sizinle daha öncesine paylaşayım. Yoğurt kürünü mü?
senin. Yoğurt kürü, aynen. Yoğurt bir kase, çok da kolay. İçine biraz limon, biraz da ne? Tarçın. Nane mi? Tarçın da nane.